Selamlar. Evet, bugünkü konumuz ulaşım altyapısında iletişim ve internet. Ulaşım sektörü neyi ifade ediyor? Raylı ulaşım, yani trenle ilgili sistemler, tren üzerindeki onboard sistemler, trenin yerle haberleşmesiyle ilgili sistemler. Yani tren üzerine passenger internet sağlamak gibi. Araçlarla ilgili de public transportla ilgili işte belediye otobüslerinin internete çıkması, her türlü işte dolmuşların internete çıkması ya da bir veri göndermesi, polis araçlarının veri göndermesi. Yani her türlü hareketli araç. Hatta bunların içerisinde dronları da katabiliriz. Dronlarla ilgili çözümleri de katabiliriz. Yani sektör o kadar geniş ki. Yani hastanelerle ilgili, ambulanslarla ilgili verileri taşıyabiliriz. Ambulans üzerinden hem işte video konferans verisini, merkezde belki acil bir konferans yapılabilir. Başka hastanın fiziksel durumuyla ilgili ambulans için yapılan teşhislerin merkeze aktarılması, bilgilerin aktarılması gibi parametre. İşte kalp atışları vesaire vesaire gibi. O sektör olabilir. Ulaşım sektörü olabilir. Güvenlik sektörü olabilir. Ulaşım sektöründe otoyollarda mesela otoyol araçlarının ya da güvenlik araçlarının yine trafik kontrol merkezleriyle ve belki de güvenlik merkezleriyle iletişimiyle ilgili olabilir. Ve bu her türlü data olabilir bununla ilgili, hareketli araçlarla ilgili. Karayollarında yine sabit noktalardan yine kontrol merkezlerine veri aktarmayla ilgili çözümler olabilir. İlla hareketli araçlar olacak diye bir şey yok aslında ulaşım altyapısında. Bununla ilgili de mesela VMS, VTS sistemleri var değil mi? Otoyolda giderken görüyorsunuz, yani hızınız 40 kilometre, 50 kilometre, yavaşlayınız falan gibi. Bu tür sistemleri kontrol etmek için, bu tür sistemlerden veri toplamak için de yine ulaşım altyapısının içerisine sokuyoruz bunları. Yine bizim çözümlerimiz LTE, yani LTE tabanlı çözümlerimiz kullanılabilir. Bugünkü hedef ürünümüz zaten Peplink. Peplink bizim LTE ürün portföyümüzün bir numarası, yani baş oyuncusu. O yüzden Peplink dedik, ama Peplink'in dışında LTE üzerinden veri göndermekle ilgili işte endüstriyel dünyada Moxa ürünleri de var. Moxa ürünleri de yine daha çok otomasyon dünyasına biraz daha hitap ediyor. Çünkü seri interfaceler falan var. Sadece Ethernet only değil. Biraz daha işte endüstriyel protokoller var Moxa'da destekli. Yani işte Modbus TCP ile veri okumak istiyorum ben. Ne yapacağım? MQTT ile araç üzerindeki verileri MQTT ile cloud'a aktarmak istiyorum. Şimdi Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP vesaire bir sürü endüstriyel protokol var. IEC 104, DMP3. Bunlarla ilgili veri toplamak istiyorsanız o zaman işte Moxa'nın Cellular Gateway ürünleri devreye giriyor. Ama Peplink'i şöyle de kullanmak mümkün. Yani Peplink ön tarafta bir otomasyon dünyası için söylüyorum. Yani sahadaki otomasyon dünyası için söylüyorum. Hareketli otomasyon dünyası için söylüyorum. Karayolunun kenarlarındaki ışık sistemleri bile bizim için bir ulaşım altyapısı aslında anlamına geliyor. Oradaki sistemleri üretmek için yine Peplink'in bir routerını koyarsınız. Peplink routerının arkasına bir tane IO ya da PLC üniteyi koyarsınız mesela. Sizin sadece Ethernet only bir iletişime ihtiyacı vardır. Arka tarafta o IO ve PLC üniteleri seri interfezleriyle IO interfezleriyle veriyi topluyordur. Peplink üzerinden merkeze aktarıyordur. Bu da bir seçenek, bu da bir çözüm. Tabii hem LTE hem veri toplasın hem LTE ile merkeze aktarsın dediğiniz çözümlerde de biraz Moxa'ya doğru böyle hafiften gitmek gerekiyor vesaire. Bu arada kendimi tanıtmadım. Aytan Kızıltan ismim. 99 senesinden beri network dünyasındayım. Bayağı bir tecrübem var sanırım yani o dünyada. Şimdi ulaşım altyapısında veriyi aktarma ile ilgili ben iki bölüm halinde yaptım. Birincisi load balancing. Yani load balancing operasyon modu diyelim ya da operasyon modu load balancing Peplink'te. Load balancing ile neler yapabiliriz? Bir de daha sonra trafiği bir tünelleme mekanizması SD-WAN. SD-WAN'la merkeze aktarma ile ilgili de çözümlerden bahsedeceğim. Şimdi load balancing'i nerede kullanabiliriz? SD-WAN çözümünü nerede kullanabiliriz? Tabii bunun üzerinde biraz duracağım. Mesela tipik topolojilerden bakarsak, bakın burada bir hareketli otobüs bir aracımız var. Bu otobüse bir tane bir Peplink'in router'unu koyduk. Peplink'in router'u derken multi-WAN interfezli bir router. Yani iki tane 4G, 5G modemi olacak üzerinde. Belki de
Ayrıca bir tane One Ethernet portu olacak. Oraya ben uydu net bağlantım var diyelim aracın üzerinde. Oradan hemen uydu bridge'i alacağım. One interface'e takacağım. Ne oldu? Kaç tane interface'im oldu? 3 tane interface'im oldu toplamda. Hatta bunu arttırma şansı da var tabii. 2 tane uydu olabilir. Bir sürü seçenek mümkün orada One'ı arttırmayla ilgili. Tabii burada Peplink'in çok fazla bir ürünü var. Yani ürün portföyü geniş. Bu ürün portföyünde size uyan ürünü belirlemek için ihtiyacı olan şeyleri söylemeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki benim 2 tane LTE bağlantısı yapmam lazım. Bir tane uydu netim var. 3 tane bağlantıya ihtiyacım var demeniz lazım. Ve bunları aktif olarak hepsini kullanmam gerekiyor demeniz lazım. Uydu. Mesela. Nedir? Burada bir tane One, ayrıca bir One portuna ihtiyacım var. Yazamıyorum işte. Yani beceremedim yazmayı. Neyse. One portuna ihtiyacım var ayrıca. Yani üçü de aktif olarak çalışacak şekilde. Mesela şöyle bir şeye ihtiyacınız olabilir belki. Peplink'in Max BL1 serisi var. Minik. Fiyat performansı çok iyi bir ürün. Bu cihazın üzerinde bir tane LTE modem var. Bir tane de WAN interfezi var. Şimdi WAN interfezine uyduyu bağlarsınız. LTE'ye de LTE'nin de iki tane SIM girişi var. Yalnız bu SIM'ler yedekli çalışıyorlar birbirleriyle. Aktif değil. Bu ne anlama geliyor? Bir tane Turkcell, bir tane de Türk Telekom ve Vodafone aldınız. İki tane farklı servis sağlayıcıdan SIM'leri birbirine yedekli çalıştırdınız. Ama ne zaman ki ben iki tane LTE'yi de aktif istiyorum dediği zaman, o zaman Max BL1 değil de işte bir üst model. UBR serisi ya da ne bileyim Max HD2. Yani iki tane LTE'yi aynı anda verebilen, bir tane de WAN verebilen bir ürüne bakmanız gerekiyor. O yüzden siz WAN sayınızı söylüyorsunuz, LTE, uydu net. Ben araçlar için söylüyorum ama tabii kablolu lokasyonlar için içine ADSL'ler, metroterler, fibernetler, radyolikler falan da giriyor tabii. Dolayısıyla ihtiyacı olan WAN sayısı, bunlardan kaç tanesi LTE olacak ve kaç tanesi aynı anda aktif olacak? Bu sizin band genişliği, ne kadarlık bir band genişliği ihtiyacı olduğuyla da ilgili bir parametre. Şimdi load balance ilgili dönersek, bakın burada iki tane hattım var değil mi? Bir şeyi load balance yapabilmem için en az iki ve daha üstü internet çıkışına sahip olmam lazım. Underlay'e sahip olmam lazım. Biz bunlara underlay diyoruz. Biz bu linklere underlay diyoruz. Metro Ethernet bir underlay. 4G bir underlay. Uydu net bir underlay, fiber net, radyo link, bunların hepsi bir underlay. Yani internete çıkan underlay'ler ya da MPLS bir underlay. MPLS'i de katabilirim ben buraya sonuçta. Her şey internet değil yani. Şimdi burada load balancing'in esprisi şu. Benim LAN bacağımda bir network'üm var. Bu Wi-Fi de olabilir. Wi-Fi cihazlar da olabilir. Bu cihazların Wi-Fi özelliği var çünkü. Access point özelliği var. Infrastructure access point. Ortama bir wireless yayın yapıyor verici ve tabletler, telefonlar vesaire bu wireless network'üne bağlı bu WAN interfezinden çıkarak internete erişecekler. Şimdi load balancing terminolojisi aslında per session load balancing anlamında kullanılıyor. Per session. Yani oturumları paylaştır. Oturumlar neler? Bir kullanıcı bir ağ sitesine girdi. Bir TCP oturumu yaptı. TCP 80. Bu bir oturum. Ve bu oturumun içerisinde bir sürü HTTP get'ler, set, postlar falan var değil mi? Ama oturumun kendisi bir session. TCP session. Başka birisi video görüşmesi yaptı. Başka bir TCP session. Başka birisi bir veri gönderiyor. UDP session. Bunun gibi bu cihazın arkasında onlarca session olacak belki de. Yani 100 tane session olacak. Şimdi bu 100 tane session'ı nasıl balans edeceğim ben? Şimdi bununla ilgili topolojilere bakalım neler olduğuna. Mesela weighted balance algoritması. Bununla ilgili algoritmalarımız var bizim. Weighted balance algoritması ne yapıyor? Bakın 1.1'e 10 weight'ini vermiş. 1.2'ye 10 weight'ini vermiş. 1.3'e bu ne demek biliyor musunuz? 1.1, 1.2, 1.3 arasında trafiği round robin olarak eşit ağırlık olarak paylaştır. 10 megabit, 10 megabit, 10 megabit download'un varsa değil mi? 3 arasında paylaştır. 3'ünün eğer genelde 3 hattında download miktarı eğer eşit orandaysa bu 1.1, 1.2 weight'leri eşit olarak dağıtabilirsiniz. Ama bir tanesi 100 megabit download, öbürü 10 megabit download'sa tabii ki ikisine eşit ağırlık vermemek lazım. Birisine 10 veriyorsunuz, öbürüne 2 vermeniz lazım. Yani düşük band genişliği olana 2 vermeniz lazım. Dolayısıyla burada şu anlamı geliyor. Toplam session sayısı diyelim 12 tane. İkisini buradan gönder, onunu buradan gönder. Fakat load balancing'de şöyle bir şey var tabii. Weighted load balance'da. Session'lardan bir tanesinden dosya transferi yapıyorsunuzdur.
Öbür station'dan ne yapıyorsunuzdur? Öbür station'dan internet sitesine giriyorsunuz. İkisi aynı trafiği mi yaratacak? Hayır. Dolayısıyla per station toplantısı yapıyoruz ama per trafik ya da bir trafik shaping yapmıyoruz bakın. Yani station'lardan bir tanesi çok yüksek trafik kullanıyor olabilir. Hatta iki verdiğimiz yere yüksek staging kuran bir, yüksek trafik yaratan bir download trafiği başlamıştır. Adamın download trafiği 10 megabitle sınırlı olur değil mi? Halbuki öbür tarafta 100 megabitlik bir şey var. Dolayısıyla bunu, tabii bunu load balancing outbound policy'de tabii ayarlıyorsunuz bunu. Ve outbound policy mekanizmasında peplikte yukarıdan aşağı doğru bir kurallar silsilesi. Siz şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Diyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şu domaine giderken benim download yaptığım domainler var. O domainlere giderken şu hatları kullan. Weighted olarak kullan. Yani outbound policy de bir tür PBR yapıyorsunuz. PBR yaparak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Yani trafiğin hangi hatlarda gideceğiyle ilgili yönlendirmeleri yapabilirsiniz. Şimdi öbür weighted load balance dedik. İkinci algoritmanın priority algoritması. Bakın priority algoritmasının ekranına zaten bakarsanız priority algoritması genelde şunu söylüyor. Siz bir outbound policy yazıyorsunuz. Outbound policy'nizde source IP, source network, destination network, destination domain bilgisi de olabilir. Domain de yazabilirsiniz yani oraya. Ondan sonra destination port, source port bu kriterlere göre bir PBR rule yazıyorsunuz. Bu PBR rule'una göre diyorsunuz ki mail trafiğini bakın öncelikle 1-1'den gönder. Bakın highest priority. 1-1'den gönder. Ancak 1-1 down olursa 1-2'den gönder. Bakın. Ne yaptınız? Mail trafiği 1-1'den gidiyor. 1-1 down olursa 1-2'den gitmeye başlıyor. Eğer başka bir kural daha yazdınız bir PBR kuralı. Onu üste yazdınız maili. Altına da any bakın any source, any destination 1-2 high priority'de 1-1 onun altında. O zaman ne oldu? Geri kalan yani mail dışında geri kalan trafik demek. Çünkü yukarıdan aşağı işletiyor ya. Aynı firewall kuralı gibi işletiyor. Geri kalan trafiği 1-2'den gönder. 1-2 eğer down olursa 1-1'den gönder. Demek aslında bu. Priority her zaman aynı anda bir hattı kullanır. O hat giderse alt ana, o da giderse onun altına falan diye böyle devam eder. İkinci algoritmamız persistence algoritması. Persistence algoritması da aslında bir tür weighted load balance gibi bir şey. Fakat benim için şöyle bir şey var. Özellikle bankacılık uygulamalarında özellikle HTTPS trafiğini ben persistence yaparım. Değil mi? Onu yapmam lazım. Sebebi de şu. Persistence'da siz bankayla bir HTTP connection kurdunuz. Girdiniz mesela. İşbank.com'a girdiniz. Site geldi. Site geldi. HTTPS'de geldi site. Nereden çıktınız? 1-1'den çıktınız. 1-1'in IP'si ne? ADSL IP'si. Değil mi? Farklı bir IP. Ondan sonra siz bankacılık uygulamasına tıkadığınız anda, internet bankacılığına tıkadığınız anda ortamda yeni bir session açılıyor. O yeni session 1-2'den çıkarsa eğer, 1-2'den çıkarsa farklı bir public IP ile giderse bankaya, banka diyor ki ya sen diyor internet bankacılığına gelirken şuradan kurdun şeyi, işte login olurken buradan kurdun. Farklı IP'lerden geldin bana blokluyor sizi. Farklı bir mekanizma var orada sizi takip eden, sizi track eden bir mekanizma var. Böyle olunca bunun bir atak olduğunu ya da başka bir şey olduğunu düşünüp sizi blokluyor. O yüzden diyoruz ki bir session ve onu takip eden session'lar eğer birden açılmışsa, bir nolu hattan açılmışsa bir nolu hattan cevabı bir nokta alttan gelmeye devam ediyor. Ya da paketler bir nolu hattan gitmeye devam etmeli. Persistence bunu sağlıyor. O session sonlanana kadar hiçbir zaman ikinci hattı kullanmayıp birinci hat üzerinden çalışmaya devam ediyor. Bunu da per session'da sistem aslında şöyle hallediyor aslına bakarsanız. Nasıl hallediyor derseniz. Bakın orada persistence mod var. By source, by destination. Eğer source'u seçerseniz bir bilgisi içeride LAN'la bilgisayarlarınız var değil mi? LAN bacağında, wireless'la bağlanan. Bir tanesinin IP'si kaç? 191.5 diyelim. O 5 ile 5 bir defa bir nolu hattan 1-1'den çıktıysa onun trafiği kesin zaman birden çıkartmaya devam. HTTP İş Bankası'na gittiyseniz ve o İş Bankası'na gidilen nokta lokaldeki kimin bağlandığı önemli değil burada. Destination önemli. Ve o destination eğer 1-1'den kurulduysa 1-1'den trafik 1-1'den devam ediyor. Lowest latency diğer algoritması. Bu lowest latency de aslında birden fazla hattınız var. Her hattının üzerindeki latency değerleri ölçülüyor.
İşte ADSL'de farklı latency var. LTE'de farklı, metro internette farklı değil mi? Birisinde 5 milisaniye, öbüründe 50 milisaniye latency var. Dolayısıyla her yeni kurulan session'da o session'ı WAN interfezinden çıkarmadan önce bakıyor. Dinamik bir şey çünkü bu, dinamik yani. Her an latency'ler değişebilir. Bir hat çok satır olur, o anda latency'si 500 milisaniye çıkar mesela. Latency'si iyi olan bir hatın bir anda 500 milisaniye çıkar. Çok satır olur çünkü. Retransmission'lar vesaire vesaire. Dolayısıyla ne yapıyor biliyor musunuz? Yeni gelen bir session'ı o anda kimin latency'si en iyisi oradan gönderiyor. Overflow'da şöyle işliyor. Trafiği WAN1'den öncelikle bakın bu da priority bazlı bir şey gibi fakat priority'de ne yapıyordu? WAN1'i seçiyorsunuz first highest priority. WAN1 down olduğu zaman trafik WAN2'den devam ediyordu değil mi? Burada WAN1'in down olmasını beklemiyor. WAN1 eğer satır olursa upload ve download'u satır olduğu anda yeni session'ları bakın eski session'ları koruyor WAN1'den ama yeni gelen session'ları WAN2'den çıkarmaya başlıyor. Overflow. Diyor ki burası overflow oldu, satır oldu. Ben yeni gelen seyircileri WAN2'den çıkartmaya başlıyorum diyor. Overflow. Şimdi load balance bu. Load balance'ı nerede kullanıyoruz biz load balance denen şeyi biz yedekli bir internet ya da yedeklilikten öte birden fazla internet verip o internet bağlantılı underlay'ler arasında load balancing yapmak için kullanıyoruz. İstediğimiz trafiği istediğimiz yerden göndermekle ilgili kullanıyoruz, değil mi? Bununla ilgili bizim nerede nasıl bir şey kullanabiliriz? Çok kısıtlı aslında. Yani bununla ilgili ne olabilir mesela? Bir tane server, merkezde bir server vardır, tamam mı? O server'a giderken derler ki o server'a veri basacaksın sen. Yani arka taraftaki LAN bacağındaki sistemler o sunucuya veri basacak. O zaman herhangi bir VPN'e falan filan ihtiyacın var mı? Yok. Direkt iki tane hat bağlarım. O serverda connection nereden geldiğine bakıyor mu? Bakmıyor. Ondan sonra bağlarım. Oradan hem yedekli çalıştırırım. İsterse load balance ederim. Hem oradan hem oradan gönderirim yani datayı. Hedef sonuçta bir tane sunucu. Ama genelde kullanmamız gereken ya da en çok önerdiğimiz yöntem ise bir tünelleme sistemi. SD-WAN yani. SD-WAN Fabric. Şimdi SD-WAN Fabric ile ilgili topolojiye şöyle bakalım. PEPNIC açısından bakıyoruz olaya. SD-WAN'ın ne olduğundan bahsedeceğim kısaca birazdan. Bakın şimdi bir tane SD-WAN router'umuz var. PEPNIC'in bütün router'ları SD-WAN router'dur. SD-WAN'dır. Bakın iki tane 4G hattımız var. Merkezde ne var? Merkezde bir tane hardware appliance var. Merkezde bir tane hardware appliance var. Bu hardware appliance sahadaki yüzlerce cihazdan gelen tünelleri topluyor. Tünelleri sonlandırdığımız yer. Yani hub. Dolayısıyla sahada araç üzerindeki kullanıcılar, virus kullanıcıları geliyorlar virus olarak. Buradan tünele girip Speed Fusion tünele. Speed Fusion diyoruz biz bu teknolojinin ismine. Tünelleme sistemine Speed Fusion diyoruz. Bu Speed Fusion tünele girip, bu aynı zamanda bonding tünel de anlamına geliyor. Tünele girip merkezden çıkıyorlar. Merkezden de nereye gidiyorlar? İnternete çıkıyorlar. Şuraya bir tane de firewall yapıştırın. Şuraya bir tane mı? Keyfinden yenmez. Bütün trafiği ne yapmış oldunuz? Merkezdeki bir firewall'dan çıkarmış oldunuz. Müthiş yani. Sahada herhangi bir firewall şeyinize ihtiyacınız yok. Sahada diyelim otomasyon cihazlarınız var. PLC'leriniz, IO'larınız bir araç üzerindeki CAN bus'a topladığınız verileri mesela taşımak istiyorsunuz diyelim. Router'umuzu koyduk. Burada CAN bus'a veri toplayan bir computer olabilir. Bu computer router üzerinden alır, tak datayı buradaki sistem üzerinden buradaki izleme sistemlerine, SCADA sistemlerine vesaire araç otomasyon sistemlerine gönderir. Ya da GPS atasın değil mi? Bu bizim Peplik'imizin üzerinde bir GPS var. GPS. Bu GPS atasında ne yaparım? Yine merkeze backhaul yaparak merkez tünel üzerinden buradaki GPS alıcı uygulamalara, araç takip uygulamalarına vesaire bu GPS bilgilerini gönderebilirim. Şimdi ikinci seçimde bakın. Merkeze ilk versiyonunda merkeze bir tane hardware appliance koymuştuk. Bunun bir maliyeti var. Hardware appliance'ı parayla satın alıyorsunuz. Bunun bir maliyeti var. Peki
dediniz ki ya burası cloud bir ortam, yani bulut ortamı, data center. Benim burada zaten bir çok güzel bir VMware şeyim var. Ortamım var, hypervisörüm var, güçlü bir hypervisörüm var. O storage'ler, hostlar, gani gibi, yedekli, full yedekli sistemler falan. O yüzden dediniz ki sen buraya hardware koyma. Zaten benim kabinetlerim full dolu yani. Sen bunu bana sanal sağlayabiliyor musun? Sanal virtual appliance sağlayabiliyor musun? Evet. İsmi de Fusion Hub. Fusion Hub'u OVA formatında alıyorsunuz. Hypervisor'e deploy ediyorsunuz. Açıyorsunuz. LAN ve WAN interfezlerini belirliyorsunuz. Bu cihazın iki tane interfezi var. Dış dünyaya bakan WAN. Yani buraya bir internet bağlantısı yapacaksınız. Artık firewall'un arkasındaysa bir static NAT'la, one to one NAT'la aktarırsınız. Yok doğrudan bir public IP verebiliyorsanız public IP verin. Fark etmez yani. Cihazın üzerinde, bu WAN bacağı üzerinde temel saldırıları algılayacak TCP SYN, Pink Floyd, Xmax atakları vesaire gibi atakları algılayıp sönümleyecek mekanizmalar var. Tabii bu bir IPS değil yalnız, bakın bu bir IDS makinesi değil. Yani IPS hiç değil zaten de sadece IDS özellikleri var. O da 15-20 tane çok genel olarak rastlanan şeylere rastlıyor. O yüzden bunu bir firewall'un arkasında konumlandırabilirsiniz. Bir firewall'un DMZ'ine yapıştırıp firewall'dan bir public IP ile NAT'larsınız, olay biter. Kapalı sistemde zaten bir şey yapmaz yani. Private APN'leriniz varsa zaten o tür şeylere de gerek olmayacak büyük olasılıkla. Yine ben trafiği backhaul ediyorum. Buradan yine arkada bir tane firewall'um var. Mümkünse firewall'dan tak internete çıkartıyorum bütün trafiği. Ya da buradaki lokal network'teki sunuculara eriştiriyorum sistemi. Artık o firewall üzerinde sizi ben trafiği bir şekilde gönderirim yani firewall'a. Ben bu trafiği buraya default basarım. LAN bacağına default yazıp tadı basarım. Ya da o bacağı şu network'lere gitmesi için ben buraya gerekli statik rutları yazarım. Şu Fusion App üzerinde. Bu işte şu LAN'lara gitmek için firewall'a gittiği rutları yazarım. Dolayısıyla onlar benim için ben bu rutları yazdığım anda şuradaki network'ler artık Fusion App tarafından SD-WAN fabriğine anons edilmeye başlıyor. SD-WAN fabriğindeki bütün cihazlara, bütün gateway'lere. Dolayısıyla bu gateway'ler bu network'e bir paket gidecekse bunu SD-WAN tünelinin içine sokacağını biliyor. Ama zaten her şeyi merkeze backhaul yapıyorsanız zaten her şey merkeze gidecek demektir. Yani diğer yandan. Diğer topoloji Speed Fusion Cloud servisi. Bu software as a service. Bir servis şu anda Peplink tarafından sunuluyor. Aslında bunu biz de verebiliriz. Biz de Türkiye'deki bir data center'a aynı Fusion App gibi bir mekanizmayı kurarız. Fusion App'da Fusion App'lar silsilesi. Bunları da üst katmanda yönettiğiniz bir orchestrator yazılımı var. InControl 2. Onları da bütün altyapıyı da orchestrator'la yönetirim zaten, problem yok. Dolayısıyla ben de bu hizmeti verebilirim aslında, değil mi? Yani Speed Fusion Cloud ücretli bir versiyon. Yani işte cihazı satın alıyorsunuz. Ondan sonra band genişliğine göre Fusion App'tan bir servis satın alıyorsunuz. Fusion App'a bir cihazın ara biriminde Speed Fusion Cloud diye bir ikon var. Tıkladığınız anda tık 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 ayarları yapıyorsunuz. Fusion Cloud'a tünel kuruluyor ve oraya backhaul oluyorsunuz artık. Nereden çıkıyorsunuz internete? Amerika'dan çıkmaya başlıyorsunuz internete. Oh keyif, kebap valla. Günümüzde zaten biliyorsunuz sıkıntılar var. Yani sosyal medyanın yok kısıtlanacak falan filan. Bir şeyler fitleniyor falan. O yüzden Amerika üzerinden çıkayım da buradan kurtulayım falan muhabbeti. Yani burada kullanılabilir. Yasal olmayan bir şey demedim değil mi inşallah? Şimdi Peplink'te SD-WAN için komponentler neler? Bakın bir, WAN sanallaştırma teknoloji. Bunlar yazılımsal bizim teknolojilerimiz. Speed Fusion. Bakın Speed Fusion bu teknoloji. Ondan sonra merkezi bir yazılım. Benim bir SD-WAN controller uygulamasına ihtiyacım var. Orchestration yapmam gerekiyor. Yönetmem lazım. Bütün altyapıyı. Bunun için de InControl 2 yazılımı kullanılıyor. InControl 2 yazılımı isterseniz cloud üzerinden servis olarak alabilirsiniz. Ki satın aldığınız Peplink cihazları bir sene garantili gelir. Biz de üzerine bir sene ekliyoruz. Dolayısıyla 2 sene garantili aldığınız zaman 2 sene zaten InControl'ü cloud üzerindeki InControl'ü kullanma hakkınız var ücretsiz. Ve cihazın maintenance'ını, support'unu ödeyip cihazın garanti süresini arttırdığınız sürece, bu hardware warranty demek aynı zamanda, donanım garantisi demek. Donanım garantisini arttırdığınız sürece InControl'de ücretsiz olmaya devam ediyor. Eğer ben cihazımın cloud'a gitmesini istemiyorum. Yani cloud'a giden data plane değil ki. Control plane bilgisi gidiyordu. Yani LTE'lerin sinyal seviyesi, bilmem nesi, tap kullanılan datalar falan filan gibi meta datalar gidiyor yani. Paketin içeriği gitmiyor.
Yani nereye connection kurmuş? HTTPS bilmem ne bilmem ne. Dolayısıyla cloud'a giden bir şey yok. Cloud'a giden bir şey olsa bile bu in control gibi sistemler Avrupa'da host ediliyor. Avrupa'da, Frankfurt'ta, Hollanda'da, ne bileyim İrlanda'da host ediliyor. Almanya'da host ediliyor. Dolayısıyla bunlar Avrupa'nın GDPR yasalarına tabi. Yani onların da GDPR yasası çok ciddi yani. Kişisel verilerin korunması yasası. Çok ciddi. Dolayısıyla böyle bir endişe yok. Yani olmaması lazım bu anlamda. Ama tabii kesinlikle cloud'u her şekilde sen beni ikna edemezsin. Control plane, data plane bana bir şey anlatma diyebilir. Çünkü kural yazıyordur o şekilde. Zorlanıyordur ona. Kurallar o şekildedir. Yasalar o şekildedir. Finans kurumları mesela, devlet kurumları mesela gidemeyebilir. Onlara ben bir şey diyemem. Yani onları ikna etmeye çalışmamak lazım. Onlara on-premise çözümler sunmak lazım. On-premise çözüm de var. Kendi data center'ınızda işte OVA formatında geliyor, yüklüyorsunuz. Bir database sunucusu, bir tane in control sunucusu kuruyorsunuz, devam ediyorsunuz yani. Sadece public cihazlarınızda in control'ün artık cloud değil, çünkü cloud default geliyor, fabrika ayarında geliyor. In control.public.com'a bağlantı içinde geliyor URL. Siz sadece in control'ün artık o olmadığını, in control.vitel.com.tr olduğunu söylüyorsunuz. Olay bitiyor. Bu kadar. Bunu da bunu yaptıktan sonra artık her şey in control'de. Bütün cihazlar in control otomatik olarak geliyor. SD-WAN nedir? SD-WAN nedir? Evet. Şimdi dedik ya bizim underlay'lerimiz var. MPLS bir underlay. İnternet bir underlay dedik değil mi? Evet. Bunları dedik. Bir de overlay tünel var. Overlay tünel. Overlay tünel nedir? Overlay tünel şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Bir tane overlay tünel yaratıyorsunuz. Tamam mı? Bu overlay tüneli bir tane access liste match ediyorsunuz. Access liste. Bu access liste nedir? Source IP, destination IP, source port, destination domain vesaire gibi verileri kapsayan ya da application tanıyan. Pepite var bu application. First paket identification mesela. O paketin ses paketi olduğunu anlıyor. Siz de bir tane access yazdınız ya. Ses paketi algıladığın anda trafiği real time overlay'inden gönder. Çok güzel. Ses paketi algıladığın anda trafiği real time gönder. Band genişliğini de sınırsız kullanabilirsin. Sana band genişliği sınırlaması yapmıyorum diyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki real time trafiği, bu real time overlay tüneli underlay olarak önce MPLS'i kullanacak. Bakın noktalı noktalı ya, ondan böyle backup. MPLS çökerse interneti kullansın diyorsunuz. Yani bir sanal overlay oluşturdunuz. O alt tarafta bir underlay'leri kullanıyor. Hangi underlay'leri kullanacağını söylüyorsunuz ona. Artı onun üzerine diyorsunuz ki şu tip trafiği bu overlay'e için kullanacaksın diyorsunuz. Bir de benefit'e bir limitasyon yapmayacaksınız diyorsunuz. Başka bir tane daha overlay tanımlıyorsunuz. Bulk overlay mesela. Buna da HTTPS GIFS, SIFS trafiği, dosya transfer, GIF trafiği. Ya GIF, SIFS, GIF temizlik ayeti gibi trafiğini. Bunları dosya transferi vesaire, FTP, bunları kullanacaksınız. Bunu da bu overlay'de bakın access list yazdım, match ettim. Değil mi? Dedim ki any source, any destination, destination port HTTPS. HTTP. Any destination port FTP. Bitti. Access listim bu. Sonra bandwidth 2 megabit. Limitasyon. Diyorsunuz ki ya benim toplamda zaten 5 megabit upload'um var. Ya bu adam benim bir download, bir upload yapmaya kalksa benim 5 megabitimi komple satür edecek. Real time trafiğim ne yapacak? Diğer trafiğim ne yapacak benim? Business kritik trafiğim var benim. Onlar ne yapacak diyeceksiniz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bulk trafiği diyorsunuz ki MPLS'i kullanmasın. İnterneti kullansın öncelikle. İnternet çökerse MPLS'i kullansın. Tamam mı? Ve interneti kullanırken de 2 megabit upload'u geçemesin. Burada hem upload hem download cinsinden limitasyon sunabiliyorsunuz. Üçüncü bir overlay kritik, business kritik. O SAP, RDP, post cihazları, burası bir mağaza, kesilmemesi lazım vesaire. Bunu da yine bakın unlimited veriyorsunuz. Citrix'in portları, modları, SAP'nin portları, TCP portları hepsi standart belli zaten. Ya da bunu müşteriden alacaksınız. Farklı custom portlar kullanıyorsa eğer alacaksınız. Sonra diyorsunuz ki bakın MPLS'i ve interneti aynı anda kullan. Aynı anda. Ne demek bu? Bonding ya. Bonding. Bu ikisini birleştir. İkisinden gönder. Session'ları bir ondan gönder. Ama sadece bonding yapmak zorunda değil. İkisi arasında load balancing de yapabilir. Tünel içerisine girerken trafiği. Biz tünel içine girerken de load balancing yapabiliyoruz. Sadece internet değil.
Tünellere giren trafiği de load balance ediyoruz. Yalnız onun ayarı gizli bir yerde. Pebble'in arayüzüne girdiğiniz zaman maxdemo.pebble.com'a girin. Username, password, admin, admin girin. Orada ara birimini görün. Ara birimini niye göstereceğim size de. Bunlar çökerse LTE'yi devreye al. Benim için çünkü kritik. Bakın yukarıda LTE'leri hiç kullandın mı? Hiç kullandın mı? Hiç kullanmadım bile LTE'leri. Ya arkadaş, MPLS internet ikisi de giderse ses görüşmesi yapmayın ya. Yapma. LTE benim için çünkü çok kritik. Ben orada LTE devreye girerse o zaman ses görüşmesi yapacağım. Kritik business trafiğimi taşıyacağım. Dosya transferini yapacağım. Diyebilirsiniz. Yani trafiği istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz bu anlamda. O lay mantığını sanırım anladınız biraz. Tabii soruları olan olursa şey yapabilir, sorabilir. Komponentlerimizi bahsettim. In control, orchestration yapıyoruz. Sanal appliance'larımız var. Hardware appliance'larımız var. Hardware çok geniş bir portföy var gerçekten. Dünyada yani LTE 5G tabanlı çözümler sunan sınırlı sayıda belki de en iyisi çözüm şeylerin geniş portföy sahip ürünler gamıdır şey. Peplink. Tabii bizim başka SD-WAN çözümlerimiz de var. Silverpeak mesela. Silverpeak gerçekten çok yani Gartner'da zaten lider biliyorsunuz. Peplink de Gartner'da niche player'da şu anda. Yani 2 sene 3 seneden beri niche player bölümünde ama gitgide böyle hafif hafif yükselmeye devam ediyor. Yeni yeni teknolojiler, yeni tasarımlar biraz böyle in kontrolü daha SD-WAN controller yapısına büründürürlerse eğer mesela o zaman Peplink'in önü çok açılacak. İnanılmaz açacak. Çünkü artık önümüz yani bundan sonraki önümüz 2 sene 3 sene sonrası LTE only olacak. LTE 5G only olacak. Yani 5G. Hiçbir yere kablolu bağlantı koymamıza gerek yok bizim ya. Ne uğraşacağız bir ADSL ile bilmem nesiyle 2 telli telefon hatlarıyla yağmur gelir bilmem ne olur kesilir gider performansı düşer düşer 1 megabitle oturur 600 kilobit upload'u falan var böyle oturur. Ya bu uğraşacak şey mi ya? Yani şu anda bile olsa ben mesela mağazalık veya retail sektörüyse eğer mesela ben komple LTE veririm zaten. Ulaşım sektörü için zaten LTE veririm. Yani ulaşım sektörü hareketli araç zaten. Ona yapacak bir şeyiniz yok. Dolayısıyla LTE'nin de tabii kategorileri var. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bizim Peplink'teki bu teknolojiler bize neler sağlıyor? Bakın. Birincisi kesintisizlik sağlıyor. Kesintisizlik. Yani hatlardan bir tanesi down olduğu zaman hattı diğerine geçiş milisaniyeler süresi oluyor. Paket kayıpsız oluyor hatta. Ping başlatıp 1-1'i down edin. Trafiğin 1-2'den ping kayıpsız devam ettiğini ya da bir kayıpla iki kayıpla devam ettiğini görebilirsiniz. Buna biz hot failover da diyoruz. Hot failover. Ya da bond edersiniz. Öyle de bu sonucu da alabilirsiniz yine. Hot failover. Hot failover şöyle. Mesela bir tane ana hattınızın fibernet olduğunu düşünün. İkinci hattınızda LTE. Siz outbound policy'de yazmışsınız, kurallarınızı yazmışsınız. Ana hat olarak bunu kullan. Bu çökerse LTE'ye geç diye yazmışsınız. Çok güzel. LTE'yi iki şekilde tutabiliyorsunuz ayakta. Bir, hot standby. İki, cold standby. Eğer LTE'yi cold standby'de tutarsanız LTE komple kapalı olarak duruyor. Dolayısıyla 1-1 down olduğu zaman LTE'nin devreye girmesi çok uzun sürüyor. Çünkü LTE modem kapalı. LTE modemi açıyor. Açtıktan sonra IP alacak. IP aldıktan sonra üzerine tünel kuracak. IPsec tünelini kuracak. Oo, ölme şey mi ölme? Saniyeler. Cold standby'da tutarsanız eğer, cold standby, o daha hızlı. Cold standby'da da her an bağlı IP almış durumda bekliyor. Bekliyor tetikte. Bana trafik gelsin hemen ta 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 basayım diye. Cold standby'da ne yapıyor? Biraz trafik harcıyor. Health check failure yapıyor çünkü. Health check yapıyor. Yani health check failure durumunu tespit etmek için bir failure varsa hat üzerinde sürekli ufak paketler gönderiyor. Bunu neyle yapıyor? Ping'le ya da DNS lookup'la yapıyor ya da TCP ile yapıyor. Yani 10 saniyede bir ping at ama biz ping yöntemini kullanmıyoruz. Biz DNS lookup'ı kullanıyoruz. 10 saniyede bir Google'ın DNS sunucularına Cloudflare'ın 1111 DNS sunucusu var ya 1111 onun sunucularına Google'da 8 saniye bir DNS lookup yap. 3 defa DNS lookup'a yanıt alamazsan o hattın down olduğunu anla. Trafiği öbürüne göndermeye başla. Smoothing. Smoothing için bir kere 2 tane hattınızın olması lazım minimum. Smoothing ne yapıyor biliyor musunuz? Çok güzel bir yöntem.
Çok kritik bir uygulamanız var diyelim. Onun için bir tane overlay tünel oluşturdunuz. Kritik uygulamalar, SAP, MSAP, kesintiye tahammül yok. Yok. 7/24 çalışması gerekiyor. Otomasyon sistemi, kesintiye tahammül yok. Ceza yiyorsunuz. Saatte 10 dolar para kaybediyorsunuz. Paralar uçuyor. O zaman da diyoruz ki bu overlay için bir tane overlay tanımladınız. Evet. Her overlay'e bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bakın. Bir overlay'de once automatic kapalıyken diğer overlay'de once automatic açık olabilir. Once diyorsunuz ki trafiği paketi yani 1-1-1-1-2-2 paketini hem buradan bas hem de buradan bas. Kopyasını. Paket iki kopya halinde buraya ulaştı mı? İki kopya halinde. İki hatta ayaktayken MPLS ve buradaki DSL ayaktayken paketin ikisi de hedefe ulaştı mı? Hangisi erken ulaşırsa o proses edilir, diğeri drop edilir. O anda tam paketi gönderirken hattınız gitti. Bakın daha ne oldu? Öbür hattan paket ulaştı zaten. Ve paket ulaştıktan sonra bir de şöyle düşünün, şu açıdan düşünün. Şimdi paket iki taraftan da ulaşıyor ya. Bakın, buranın latency'si 50 milisaniye, buranın latency'si 100 milisaniye olsun. Dolayısıyla paket buraya daha erken ulaşacak, değil mi? Mantık olarak öyle. Dolayısıyla hep o proses edilecek. Dolayısıyla stabil bir latency sağlamış oluyorsunuz. Stabil. Latency'deki stabilite ses ve video görüşmeleri için çok önemli. Eğer latency'de stabilite yoksa yani latency bir 50 milisaniye sonra 20'ye düşüyor. Sonra çıkıyor 150 milisaniye sonra 300'e çıkıyorsa burada jitter var demektir. Latency'deki dengesizlik demektir yani bu jitter. Dolayısıyla burada bir problem var demektir. Jitter farkı çok küçük olmalı. Bu hat düştüğü zaman da latency'siniz ne oluyor? 100 milisaniye. Ama 100 milisaniye stabil. Hep 100 milisaniye. Fakat şöyle bir şey de var. Bu başka overlay'ler de o anda bu hatları kullanıyor olabilir. Bakın. Dosya transferi yapan overlay. O anda bu hattı biraz daha böyle satur ederse oradaki latency'yi etkileyebilir. Bunlar her şey dinamik dönen şeyler. Orada da onun satur etmemesi için ne yapacaksınız? Bandwidth limitasyon uygulayacaksınız. Her taraftan düşüneceksiniz yani. Traffic shaping uygulamanız lazım. Tamam mı? Biraz geniş düşünmek lazım. O kadar basit değilmiş değil mi bu SD-WAN? Yani, ya hattın bir tanesini yedek olarak kullanıyor işte. Yani neymişti SD-WAN? Bandwidth bonding. İki tane hattınız var. 10 megabit upload, 10 megabit upload. Çok basit anlatacağım. Toplam ikisini birleştiriyor. 20 megabitlik bir upload'unuz var artık. Ben 20 megabitle dosya transfer etmek istiyorum. Video aktarmak istiyorum. Ne yapacağım ben? Bu LTE bana 10 megabitin üzerine vermiyor. İki tane LTE, üç tane LTE yapıştırın. 20 megabit. Fakat. Split Vision tüneli. Yani bu IPsec tünel olduğu için bunun kattığı bir overhead var. Overhead. Bu sadece PEP'lik özel bir şey değil bakın. Başka SD-WAN cihazları da overhead katarlar. Dolayısıyla ne demektir bu biliyor musunuz? Eğer bu şekilde bir tünel mekanizması oluşturuyorsanız eğer %15-20 gibi bir şeyi kaybediyorsunuz. Yani toplam 20 megabitiniz var fakat %20'sini kaybedersiniz ne yapar? 16 megabit yapar. Aslında gerçekte throughput'unuz 16-17 megabit civarında. Public SD-WAN'da böyle bir şey var. Mesela bizim Silverpeak'te de bonding policy'ler var. O bonding policy diye geçiyor. Mesela high quality seçtiğiniz zaman bonding policy'ler %80 o da. %21 overhead oluşuyor. FAC'ten dolayı. Orada FAC'ten oluyor ve IPsec'in overhead'inden dolayı oluyor. Şeyde de siz söyleyin high efficiency diye bir şey var. Orada mesela overhead yok. Bandın %100'ünü kullanabiliyorsunuz. Peplink ilginç bir cihaz. En küçük cihaz yani şu kutu kadar en küçük cihazınızda bile HA var. High Availability. Yani donanım yedekliliği var. Donanım yedekliliği. Dolayısıyla en küçük ünitede bile VRRP tabanlı donanım yedekleri. Dolayısıyla bu VRRP olduğu için aynı zamanda third party router ve firewall'larla da peplink'i VRRP yapabilirsiniz anlamına geliyor. Ne yapıyor? İki tane cihazınız var. Bir tanesini master yapıyorsunuz. Master'daki konfigürasyonları her şeyi yapıyorsunuz. Mesela 1.1'e bir IP veriyorsunuz. Sonra WAN 2'ye bir IP veriyorsunuz değil mi? Ya da otomatik alıyor. Sonra LAN bacağına bir IP veriyorsunuz. Sonra bunu da gidiyorsunuz LAN bacağından bağlıyorsunuz network'e. Şu ikisi arasında bir VRRP yapıyorsunuz. Bunun IP'si 2 ise, bunun IP'si 3 ise
VIP adresi 1 oluyor. VIP adresi. Yani arkadaki sistemlerin default gateway'leri bu 1 oluyor. Değil mi? Mantık olarak. Ya benim bir tane çizici almam lazım ya. Bu mouse'la falan var ya. Sizi kansel ediyor olabilirim yani. Kusura bakmayın. Daha sonra ikisi arasında HA Sync diye bir şey özellik var. Bunu aktif ettiğiniz anda Sync'i ne yapıyor biliyor musunuz? Slave gidiyor. Tüm konfigürasyonu çekiyor. WAN 1, WAN 2 ayarları, LAN ayarları hariç. Çünkü LAN'ı buranın 2, burası 3 ya. Bunun önce zaten LAN'ını ayarlayıp ondan sonra HSG'yi kurduruyorsunuz. Bütün ayarları alıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Buradaki WAN 1 ile şurada bir tane LTE router'unuzun olduğunu düşünün. Ya da bir ADSL router'unuzun. Şuradan WAN 1'e bir bağlantı yapın. Buradan da WAN 1'e bir bağlantı yapın. Şunun WAN 1'ine. Buradaki WAN 1'in IP'si de buradaki WAN 1'in IP'si aynı. Aynı. İki tane WAN 1 IP'sine ihtiyacı yok farklı. İki farklı IP ihtiyacı yok. Aynı. Sebebi de şu. Zaten buradaki peplink bu WAN interfacelerini standby'de tutuyor. O yüzden buradan gelecek bir ARP broadcast'lere yanıt vermiyor. ARP broadcast'e yanıt veren master olan cihaz. Dolayısıyla ne oluyor? Trafiği handle eden de master cihaz oluyor. Şimdi peplink'in şöyle bir güzelliği var. Şey olarak. Onu da söyleyeyim size. Peplink 1. Hangi durumlarda, bakın şurada yazıyor. Slave hangi durumlarda devreye girer? 1. Master'ın LAN bacağı giderse eğer, down olursa, çekerseniz slave devreye girer. Master'ın LAN bacağı. Çünkü artık master'a trafik gelemiyor ki. Yani tüneller ayakta olsa ne olur? WAN 1, WAN 2 ayakta olsa ne olur? Trafiği ben gönderemiyorum ki. 2. Master üzerindeki tüm WAN bacakları down olursa slave devreye girer. Yani LAN ayakta, master'ın LAN'ı ayakta, trafik basılıyor oraya. O anda bütün WAN'lar indi aşağıya. Bütün WAN'lar indi aşağıya. Şey devam ediyor. Ama tabii teknik olarak şöyle düşünebilirsiniz tabii. Böyle bir saçmalık da var. Yani aynı WAN'ları slave'e de bağladın sen. WAN'lar gittiyse slave'de de gitti. Ya ne yapalım, yapacak bir şey yok. Yani ama master'da tek bir WAN kalana kadar trafik master üzerinden akmaya devam eder. Yani WAN'ın gitmesi demek ne demek? Yani peplink master'la WAN arasındaki kablonun bir şekilde çıkması demek aslında. Başka bir şey mantığı yok. Çünkü ortak WAN'ları kullanıyorlarsa yani farklı WAN'lar takarsınız, o da olabilir yani. Slave'e farklı WAN'lar takarsınız. Tamamen yedek olarak tutacağınız. Mesela slave'e bir tane radyolik bağlantısı yaparsınız. Hiçbir zaman aktif olmaz. Master ancak master düştüğü zaman o slave devreye girer ve slave o radyolik üzerinden trafiği kurar. Değil mi? Ama çok karışık yani o anlamda. Onu düşünmek lazım. Bir de master cihaz elektriksel olarak kapandığında slave cihaz devreye giriyor. Ben bundan bahsetmiştim. Buraya geçiyorum. Şimdi iletişim altyapısı da o ulaşım iletişim altyapısında ulaşım. Yavaş yavaş kafayı yavaş yavaş yorgunluk çökmeye başladı. Aşırı konuşmaktan. Ulaşım altyapısında iletişim ve internet. Bakın. Railway standartları diye bir standart var. Siz bir trenin üzerine onboard diyoruz buna, onboard. Trenin üzerine bir cihaz koyacaksanız eğer bu bir router olabilir, switch olabilir, endüstriyel bir kompütür olabilir vesaire vesaire. N50155 standardına uymanız gerekiyor. N50155 bir sertifikasyon değil aslında. N50155 beraber çalışmanın gerektirdiği bir kurallar bütünü. Bütünü neyi ifade ediyor? Bir LTE router satın aldınız. LTE router. Bu LTE router neleri sağlamalı? Bir, sıcaklık ve nemle ilgili gerekli kriterleri sağlamalı. Tren üzerinde sıcaklık level'ları var. N50155'in sıcak T1, T2, T3, TX diye. TX en üstü. Tren depoya çekildiği zaman bu LTE router ayakta kalıp yine bir data göndermesi gerekiyorsa depoya çekildi, klimalar kapatıldı, içerisi buz gibi. Yani ne olacak? -475'e çalışabilmeli benim LTE router'ım, değil mi? N50155'in en önemli kriterlerinden bir tanesi, sarı ile işaretlediklerinden bir tanesi sıcaklık ve nem. İkincisi power isolation. Trenin üzerinde yoğun bir aslında kaçak voltaj olma ihtimali var. Tren böyle bir şey. Sıkıntılı bir şey yani. Dolayısıyla bu kaçak voltajı bir şekilde eğer bu kaçak voltaj benim enerji katıma erişmişse o enerji katından ana katlarıma erişmesini engellemek için enerji katımla diğer katlarım arasında bir izolasyon olmalı. Galvanik izolasyon vesaire. Eğer bir elektronik devrede
Bu katlar arasında bir izolasyon yoksa sistem akım ground loop'a bile gidebilir. Değil mi? Siz iki tane cihazı power kablosuyla aynı prize bağlayın. Bir de birbirine bunları elektrik kablo şey ethernet kablosuyla bağlayın, bakır kabloyla birbirine. Ne oldu? Ground için bir ortam hazırlamış oldunuz. Herhangi bir kaçak akım ne olur? Ethernet üzerinden de dönmeye kalkarsa power üzerinden dönüp böyle bir ground loop'a yol açar. Bu da zamanla data kaybı, cihazların zarar görmesi, problemler yani. O yüzden o katlar arası izolasyon tasarım olması lazım. İki, conformal coating olması lazım. Ne demek conformal coating? Siz bir trene bir LTE router veriyorsanız ya da bir endüstriyel switch veriyorsanız o endüstriyel switch'i açın, onun anakartı var. Anakartın üzerinde silikon kaplı, özel ama silikon dediğime bakmayın. Çok farklı silikon dedim. Siri hemen bana dön. Şu an yanıt veremiyorum diyor. Ya arkadaş Siri senden bıktım ya. Silikon. Silikon gibi bir şey. Dolayısıyla bunun üzerine özel bir kimyasal kaplamayla kaplıyorlar. Bu kaplama size hem elektromanyetik alan anlamında hem bir yoğunlaşma olduğu zaman o oluşan çiğ tane ya da çiğ olursa tabii ortamda bilmiyorum. Öyle, o tür şeylerin elektronik devrelerde kısa devre yapmasına engel olmuş oluyor aslında. Aynı zamanda toza karşı da dayanıklı oluyor. Yani cihazın içine bir sürü toz girse bile o conformal coating'den dolayı ama genelde conformal coating olan cihazlar genelde sıfırdan değiştiriliyor. Tahmin etmesi çok. Çünkü tahmin etmek için o conformal coating'i sökeceksin de üzerindeki çipi değiştireceksin sonra yani zor. O yüzden conformal coating'li cihazlar biraz daha pahalı olabilir. Yani siz tren için bir router satın aldığınız zaman ya arkadaş ben router'u ya 200 dolar aldığım router'u bana 1000 dolara satıyorsun sen aynı nasıl oluyor bu ya falan filan. Çünkü neden? En bir müsilbe sertifikalarını sağlamak için adamın yatırım yapması lazım. Bir sürü laboratuvar ortamına sokması lazım cihazını. 5 bin dolar, 10 bin dolar, 20 dolar laboratuvarlara para yatırması lazım. Cihazların maliyeti yükseliyor. Espri bu. Endüstriyel dünyadaki cihazların pahalı olmasının sebebi bu. 8 portlu gidin vatan bilgisayardan 300 liraya aldığınız bir switch, endüstriyel switch 4 bin lira. 4 bin lira. Sebebi de bunlar işte. Üretim zorlukları. Üretimdeki fren verme olayları çok fazla. Her cihazın tek tek testlere sokulup ilgilenmesi, bilmem ne yapılması gerekiyor vesaire vesaire. Ama endüstriyel dünyada tabii çok fazla ürün türedi. Adam bir ürünü yapıyor, bir tanesini test ediyor, ondan sonra gerisini yolluyor. Ondan sonra patır patır dökülmeye başlıyor. Dökülürken de siz problemler yaşıyorsunuz. O yüzden endüstriyel dünyada bence mutlaka ciddi üreticilerle çalışmak lazım endüstriyel dünyada. Çünkü bu sizi endüstriyel dünyada kullanılan sistemler ciddi sistemler. Kesintisiz olması gereken sistemler. Mesela bir örnek bakın tren onboardunda bir örnek çalışma. Trenin her vagonuna bir tane access point koymuşum. Bu iki tane de access point olabilir. Tren çok uzunsa eğer bir vagonu, değil mi? Ve kullanıcı sayısı çok fazlaysa orada 60 tane yolcu varsa mesela bir tane access point sıkıntı, değil mi? Yani o trafiği kaldırır ya da bir kaliteli bir access point koyabilirsiniz. Eleven Axe. Yeni seri Eleven Axe teknolojisi. Bununla ilgili biz Eleven Axe'la ilgili, SD-WAN'la ilgili, SIRP2'nin SD-WAN'ı, endüstriyel dünyadaki topolojiler bununla ilgili çok fazla eğitimimiz var. Bu eğitimlerin çoğunu ben veriyorum. Bu eğitimlerle ilgili Vitel'in sayfasına girin, vitel.com.tr'ye. Orada eğitim takvimimizi göreceksiniz. İlk sayfada hemen endüstriyel eğitim takvimi var. Onun içerisinde hem enterprise dünya yönelik hem endüstriyel dünya yönelik bir sürü eğitimlerimiz var. 2020'nin eğitimleri bitmek üzere. Şimdi 2021'in eğitimlerini hazırlayıp onları ekleyeceğiz sisteme. Online teknik eğitimler. Bir saat süren online teknik eğitimler. Şu anda zaten bir saate yaklaştık. Ben daha sunumumun belki de yarısındayım. Ha, ne olacak? Şimdi bakın. Bir de burada switchler yerleştirdik. Endüstriyel switchler. Çok güzel. Bir de bunun üzerine bakın trenin iki tane ucu vardır. Bir head bir de tail. Genelde ikisini de güvenlikten dolayı iki tane de aynı sistem şey hem güvenlikten dolayı hem de trenin işleyişi açısından iki tane sürücü kompartmanı vardır yani. İkisi de birbirinin eşleniğidir, aynıdır. Burada ne cihazlar varsa burada da aynısı vardır. Çünkü tren bir bu tarafa gidebilir, bir de bu tarafa gidebilir değil mi tren yani? İki tarafa da gidebilir tren. Bu anlamda tren bu tarafa gidiyorsa burası aktif olur. Tren bu tarafa gidiyorsa burası pasife çekilir, burası aktif olur. Dolayısıyla benim de aynı cihazları, aynı LTE router'u
Değil mi? Bakın LT router'u hem buraya hem buraya koymam gerekiyor. 16 portlu bir tane switch'imiz var. Trene koyun. Ortadaki switch, bakın ortadaki switch. Allah Allah. Burada bir tane sunum vardı ya. Animasyon vardı. Bakın ortadaki switch'e dikkat edin. Ortadaki switch bypass switch olarak kullanılabiliyor. Bir sonraki slide'da var aslında bu. Bakın bir tane Max HD4 NL1155 sertifikalı bir tane ya da IMAX sertifikalı. Bakın burası otobüs. Araç üstü. Araç üstü de ne gerekli? Hani trende NL1155 demiştim. Onboard'da. Araçta ne gerekli? IMAX sertifikasyonu. IMAX. IMAX sertifikasyonu araca koyduğunuz bir cihazın, bir LTE router'un aracın elektriksel sistemleriyle uyumlu çalışacağını garanti eder. Gerek voltaj aralığı, gerek diğer parametreler açısından. Dolayısıyla bir tane IMAX sertifikalı bir Peplink Max router yerleştiriyorum. Access point'lerimi yerleştiriyorum. İnternet vereceğim ya. Passenger Wi-Fi. Bir tane de çalıştı. Bakın burada fark ettiyseniz down oldu. Bakın burası kablo gibi çalışıyor. Bypass özelliği. Gördünüz mü? LAN bypass özelliği var bu 16 portlu switch'te. Çok güzel bir özellik. Cihaz kapandığı zaman kablo gibi davranıyor. Dolayısıyla en baştaki en sondaki yani şuranın komünikasyonu devam ediyor. Ring yapmak zorunda değilsiniz yani. Ring yapmak, aksi takdirde ne yapmanız lazım? Şöyle bir ring yapmanız gerekiyordu. Burada bir tane Peplink'in çok güzel bir DC-DC konvertörü var. DC-DC konvertör. Mesela bunu bir aküyle besliyorsunuz. 12 volt, 24 volt. Bu cihaz size 48 voltluk çıkışlar veriyor. 48 volt. Müthiş, mükemmel. Aklıma bir şey geldi ya. Bir proje için bir şey geldi aklıma valla. Ben de arıyordum şunu. Nereden bulacağım bunu diyordum. Buldum. Evreka ya. Vallahi buldum. Şimdi aklıma geldi, anketti. İyi ki bu seminerleri yapmışım ha. Başka bir çözüm. Bakın bir tren düşünün. Trenin her kompartımanına bir tane LTE router konumlandırıyorum. Ne oldu? Herkese, her kompartımana özel bir internet. Çünkü trende tren uzun bir şey sonuçta ve üzerinde belki de 300 tane user var. 300 tane yolcu var. Siz 300 tane yolcunun trafiğini en başa koyacağınız bir LTE router üzerinden nasıl taşıyacaksınız? Bant geçtiğiniz yetecek mi? Ne yapacağım oraya ben? Ya gideceğim oraya ben 16 tane LTE'yi bağlayabildiğim bir cihaz koyacağım. Var mı böyle bir cihaz? Var. Peplink'in EPX serisi. Var. 8 tane, 16 tane, 32 tane de 18 tane LTE'yi bağlayabiliyorsunuz. Var. 18'e kadar. 32 değil, salladım. Bağlayabiliyorsunuz. Onun yerine ben her kompartımana bir tane LTE router'umu koyayım. Bu aynı zamanda benim Wi-Fi access point'im zaten. Wi-Fi servisi de veriyor. Ya da olmazsa bir tane daha fazladan access point kullanırım yedek olsun diye. Ya da bunu hiç access point olarak kullanmam. İki tane access point koyarım buraya. Bu access point'leri manage eder. Bakın bu wireless control olarak access point'leri manage edebiliyor. Çok güzel. Ondan sonra her kompartımanım ayrı kardeşim. Bir problem mi oldu? Problem olduysa o kompartımanda oldu. Hemen ona müdahale ederim. Diğer kompartımanlar bundan etkilenmezler. Süper. En basit, en güzel bence. Bir şeyi merkezileştirmek yanında sorunları da geç. Bakın bir şeyi merkezleştirmek merkezi olarak yönetmek anlamında kolay ama sistem büyüdükçe yönetmek de zorlaşıyor zaten merkezi de. Ama sistemde bir de şöyle bir şey var zaten. Benim merkezde bir de in kontrolüm var. Bakın in kontrol. SD-WAN kontrolüm var. Ben bütün cihazları aslında merkez olarak kontrol etmeye devam edebiliyorum. Bir problem olduğu zaman ne yapıyorum? Müdahale ediyorum ben bunlara. Süper. Trenlerde, otobüslerde uygulayacağımız yöntem tabii otobüslerde buna iki tane ihtiyaç yok. İki tane biraz fazla kaçar. Bunlar, bakın bunlar tek LTE'li olmak zorunda değil. İki tane LTE'li, dört tane LTE'li modeller var. Bir kompartımana dört tane LTE sunabilirim ben yani. Ne yaparsınız orada? Orada da şöyle bir şey yaparsınız. LTE sundunuz. Belli, mesela business kompartımanında daha fazla LTE port sunarsınız. Orası çünkü business yani. VIP. Ona göre çünkü fatura kesersiniz. İnternet giderini, internetleri daha iyi yaparsınız. Daha iyi bir internet servisi verirsiniz. Buna göre de para alırsınız. IMAX sertifikasından bahsetmiştim.
Bakın, bu topolojiden bahsetmiştim zaten. Plaka sorgulama sistemi. Bakın bir tane plaka tanıma kamerası artı yazılımı ondan sonra plakayı tanıdığı anda Peplink üzerinden Speed Vision tünelle Secure 256 bit AES encrypted tünel bu. Çok yüksek. Direkt merkeze plakayı basıyor. Plaka bilgisini basıyor. Plaka bilgisi göre sonuç geliyor. O sonuca göre de arabayı bağlıyor ya da bağlamıyor. Başka bir çözüm bakın. Bir ambulanstan merkeze veri aktarma. Hastanın durumuyla ilgili bilgileri aktarma. Ona göre doktordan acil şey alma. Feedback alma. Bakın bir akıllı araç. Mesela bir banka mobil araç yapabilir bununla ilgili. Mobil araç yaptık daha önce. Mobil araç. Ne yaptık biliyor musunuz? Banka dedi ki ya benim dedi 3 tane 3 tane sim kartım var. Üçü de farklı servis sağlayıcıdan. Bir de benim uydum var burada dedi. Aa, çok güzel dedik. Tamam. Oraya bir tane balans koyduk. HD4 koyduk. HD4. HD4'ün 4 tane modemi var. 4 tane sim takabiliyorsunuz demektir bu. Yani 4 tane dedike LTE bağlantısı. Aynı anda aktif demek bu. Tamam mı? Aslında 4 tane değil de 8 tane takıyorsunuz aslında. Her LTE için 2 tane sim var. Dolayısıyla bir tane de 2 tane WAN interfejiniz var. İsterseniz bir tane WAN takın. İsterseniz diyelim ki uydu çöktü. Uydu çöktü. LTE'ler her şey gitti. İndi aşağıya. Allah Allah ne yapacağım ben? LTE'lerin kotası bitti. Kotası bitti. Mahvoldum. Ne yapıyorsunuz? WAN 2 portuna şey WAN 2 portu diyorum. Bunun bir tane Wi-Fi servisi var. Wi-Fi WAN servisi. Wi-Fi WAN servisi. Oradaki çalışan Wi-Fi WAN. Çalışan telefonundan hotspot'ı açıyor. Wi-Fi hotspot'ı. VPN şifresini hemen Wi-Fi WAN'da Peplink'e giriyor. VPN şifresini giriyor. Tak telefon üzerinden tünel kurup Speed Vision tünel, SD-WAN tünel tak diye merkeze ilişiyor ve çalışmaya devam. Canavar gibi. Tek yapması gereken telefondaki hatta bunu önceden konfigüre etmiş olun. Ama bunun bir riski var. Çünkü telefondaki hotspot ama bu, ha bunu yapacaksınız özür dilerim. Speed Vision tünel konfigürasyonunda kesinlikle bunu son şeye atacaksınız priority olarak. Yani ancak bütün LTE'ler giderse, bütün uydu giderse hotspot'ı kullan diye bir seçenek var. Ondan sonra hatta bunu garanti olsun diye disable konumunda da tutabilirsiniz isterseniz. O zaman ne olur? Peplink'e gireceksiniz, onu enable edeceksiniz. Ondan sonra ettikten sonra telefondaki hotspot'u açacaksınız. Ya da o enable konuda kalacak. Telefondaki hotspot'u açacaksınız. Açtığınız anda bu cihaz bağlanıp tüneli kurup siz çalışmaya devam edeceksiniz. Faturayı da şirkete göndereceksiniz. Telefon şirkettense zaten en sorun yok, problem yok. Tabii bir tane de anten veriyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok konuştum ben. Cidden çok konuştum çünkü daha slaytların kaçındayım ya. Çok azındayım. Neyse biraz hızlı ilerleyelim. Saat de bir saat oldu. Bakın bir şeye Peplink'in bir tane avuç içine sığan Speed Fusion Engine diye şöyle bir cihazı var. Bakın Speed Fusion Engine küçücük. Bunun içerisinde iki tane sim girişi var. Simleri takıyorsunuz. Bu Speed Fusion Bonding yapıyor. Yani iki tane LTE hattı birleştiriyor. 15 megabit upload, 15 megabit, 30 megabitle yüksek çözünürlüğü video trafiğini merkeze ya da yere gönderiyor. Bu Speed Vision yerdeki bir cihazla internete bağlı bir cihazla tünel kurması gerekiyor değil mi? O yüzden Speed Vision dediğimiz şey de iki tarafta da Peplink olması lazım. Speed Vision yabancı bir cihazla kurulamaz. Bu işte. Görünen bu. Bakın LTE anten çıktıları da var üzerinde. Anlatabildim mi? Güzel. Ignition Sensing. Önemli bir parametre bu da Ignition Sensing. Bu da araçlarda Power Management modülleri vardır. Dolayısıyla siz bir LTE router taktığınız zaman LTE router ilk hemen enerjiyi verdiğiniz anda hemen cihaza bir voltaj yüklemesi yapmazsınız. Voltaj bir tür basınçtır. Basıncı yüksek verdiğiniz anda modemi yakabilirsiniz. Aracın marşını çalıştırdığınız anda yüksek bir enerji çıkabilir. O yüzden o 10 saniye bekle. Power Management modülü 10 saniye bekliyor. Ondan sonra şey veriyor. Bu da ignition'ı sense eden yani marşı sense eden bir mekanizma lazım bunun için değil mi? Ignition sensing. Bu özellikle transit serisinde ignition sensing için özel bir pin var. O pini bağlıyorsunuz sisteme. O igni yani marşı sense eden sisteme bağlıyorsunuz. Cihaz marşın çalıştırdığını sense ettiği anda hemen kendini enerjilemiyor. İzin vermiyor enerjilemeye. Orada bir katman var.
10 saniye sonra ayağa kalkıyor. Ya da birisi marşı kapadığı zaman yine 10 saniye sonra kapatıyor kendini. Mesela bakın, bizim bir de hep LTE dedik, araç sistemlerinde bir de bizim DCS serisi, AP1 serisi, APU diyorum ya. AP1 serisi access pointlerimiz var. 3x3 MIMO, 802.11ac Wave2, işte 800 megabitlik kadar throughput'a çıkabilen. Tabii bunların aks versiyonlarını bekliyoruz. Ne yapıyor biliyor musun? DC rack bir konnektör aslında. Bir access point değil. DC rack'ın amacı I/O gibi, ne bileyim, Ethernet porta sahip bir cihazı alıp buna bir Wi-Fi özelliği katmak. Sanki bir USB Wi-Fi takmış gibi, dongle takmış gibi düşünün. Bu DCS rack zaten etrafta yayın yapan bir access point'e connection kuruyor. Connection'ı kurarken hem 2.4 GHz üzerinden hem de 5 GHz üzerinden bakın, paralel bağlantı kurup yedekleyebiliyor bu sistemi. İsterseniz merkezdeki bir peplink'e Speed Fusion tünel kurup 2.4'ü ve 5 GHz'i bond edebiliyor. Güzel bir özellik değil mi? Müthiş bir özellik. Aynı zamanda hem bir AP Client Mode, AP Client Mode da böyle çalışır ya, Access Client Mode. Client Mode bağlanmak için bir access point ister. Bu hem de wireless'ini de yapabiliyor. Bakın, etraftaki tabletleri Wi-Fi ile toplayıp yine Wi-Fi üzerinden bir tür repeater gibi aktarabiliyor. Eğer bu tarz bir çözümleriniz varsa, mesela bir araç düşünün, askeri araç düşünün, ya da ne bileyim polis aracı düşünün. Askeri araç, etrafta access point'i koyduk üzerine aracın, ondan sonracıma sahada da dolaşan bir tane mobil bir araç var ya da çanta var. O çantaya da bir tane koydunuz DCS rug'ı. DCS rug'ı nereye giderseniz gidin, omnidirectional antenlerle araca connection'ı kuruyor. Araç üzerinden merkeze, komuta merkezine bir tünel kuruyor. O tünel üzerinden de çalışmaya devam ediyor. Güzel bir özellik. VMS vitesinden bahsetmiştim ben. Bakın, VMS vitese bir tane LTE router koyuyorum. Bütün VMS Speed Fusion tünelle, bunların hepsi uygulanmış çözümler. Bakın, bunların hepsi gerçekten yapılmış projeler. Yani bizim tasarladıktan sonra da uygulanmış projeler. Otoyol geçiş sistemleri, gişe sistemleri bakın. Artık yani gişeler arasında feci feci fiberler çekiyoruz. Böyle acayip acayip büyük maniyetli switchler, core switchler, 100 bin dolarlar, 200 dolarlar, milyon dolarlar, hava dolarları uçuyor falan. Ya bence dönem öyle bir dönem değil ya. Dönem artık wireless dönemi. Wireless dönemi. Dolayısıyla her bir gişe noktasına ben 4G, 5G, LTE routerlarımı çok arıyorum. 3 tane servis alıcı var değil mi Türkiye'de? Üçünden de alıyorum SIM kartlarımı. Yapıştırıyorum. Devam ediyorum. Hatta bizim öyle bir teknoloji var ki SIM Fusion diye bir teknoloji var. Ya da Fusion SIM. Fusion SIM var, bir de SIM enjektör var. Fusion SIM ne demek? Ne biliyor musunuz? Siz bir tane data center'a bir box koyuyorsunuz. Box. Bunun üzerinde bir sürü SIM girişi var. Bakın, bir sürü. Ondan sonra sahaya bir tane LTE router bağlıyorsunuz. Sahaya bir tane. Bunun iki tane modemi var, üç tane modemi var, dört tane modemi var. Önemli değil. Ondan sonra bu ya WAN üzerinden, bakın ya WAN bağlantısı üzerinden ya da bir tane LTE SIM satın alıyorsunuz. Bu LTE üzerinden gidiyor, SIM enjektörüne ulaşıyor. Ve SIM enjektöründeki birinci slottaki SIM'i alıyor. Sanki kendisine doğrudan takılıymış gibi cellular bir bacağına ekliyor o SIM'i. Yani sanal SIM gibi bir şey. Fiziksel olarak burada SIM takılı değil. Bakın, burada takılı değil SIM fiziksel olarak. SIM'ler merkezde, data center'da. Dolayısıyla istediğiniz yere istediğiniz SIM'i bağlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki buradaki birinci SIM'i burada ana SIM olarak kullan, şu SIM'i de bunun yedeği olarak kullan. Müthiş ya. Değil mi? Sahaya koyduğunuz cihazda SIM yok. Ama sahaya koyduğunuz cihazın bir şekilde bu elektronik simleri kendine sim gibi tanıtıyor. Yani sanal bir sim varmış gibi simüle ediyor bu sahadaki cihazım o port üzerinde. Ama nereden? Şunda bir şekilde bir tünel kurması lazım data center'la. Bunu kurabilecek ya mesela 4 simli bir cihazımız varsa eğer
O LTE modemlerden bir tanesini bu iş için kullanabilirim. Oraya bir tane ucuz bir LTE modem koyarım, tamam mı? O modem gider data center'daki o Fusion SIM sistemiyle entegre olur, tünel kurar. Onun üzerinden SIM'leri eklerim ben sisteme. Onu sadece SIM'leri eklemek için kullanıyorum. Bir kere SIM'leri ekledikten sonra, motor çalıştıktan sonra ondan sonra ihtiyacım yok. Trafikler oradan akmıyor ki. Anlaması biraz zor mu? Olabilir. Şimdi yapabildiklerimize gidelim. Bakın, tünelle ilgili. Bir, Layer 3 tünel. Bakın, Vehicle üzerindeki IP bloğu 10.10.3.0. Diğerinin IP bloğu 10.10.4.0. Başkası 10.15.0. Başkası 10.16.0. Merkez 10.11.0. İki nokta arasında bir Layer 3 tünel kurduğunuz zaman, şurası arasında Layer 3 tünel kurduğunuz zaman bütün herkesin IP bloklarının farklı olması lazım, değil mi? Evet, öyle olması lazım. Gelelim şimdi Layer 2 tünele. Layer 2 tünel kurduğunuz zaman ne oluyor? Bakın, merkez 10.10 XX 10.10X'iz 10.10X'iz 10.10X'iz. Resmen şurasının bir switch olduğunu düşünün. Bunu tak diye buraya kabloyla bağlıyorum. Bunu tak diye buraya kabloyla bağlıyorum. Bunu kabloyla buraya bağlıyorum. Bunu kabloyla buraya bağlıyorum. Eğer sahada 100 tane cihazım varsa burası 100 portlu bir switch ya resmen. Layer 2 connection. O yüzden buranın IP bloğu ile buranınki aynı. Ve istersem buradan gelecek bir broadcast'in bu porta akmasını engelleyebiliyorum. Engellemeliyim zaten. Burada port isolation yaparak, çünkü amacım bunların birbirine, iki vehicle'ın birbirine haberleşmesi değil, ama haberleştiririm. Ama bu yöntemle yapmamalıyım. Çünkü buradan gelecek bir broadcast tünele akıyor. Layer 2 tünel üzerinden tekrar dönüp buraya akmasını istemiyorum. Bunu engellemeliyim. Ki engelleyebiliyorum. Broadcast olmasa bile şurada tabii burada bir tane firewall olacak. Bakın bunların bütün ya da bir core router. Bakın bunların bütün gateway'i artık gördünüz mü? Bu firewall oluyor. Bu firewall olmaya başladı artık. Hepsi aynı bir an. Ama bunların hepsini aynı bir anda set etmek tabii sıkıntılı. O zaman kim imdiamız yetişiyor? Layer 2 tünel olsun ama DAT1Q yap. Yani burada ne demek biliyor musunuz? Ya sen bu 10-10 network'ünü burası ile Layer 2 tünel yap. Layer 2 tünelde DAT1Q olarak firewall'daki kırmızı vilana aktar. Şu cihazı mavi vilana aktar. Şu cihazı pembeye aktar. Şu cihazı yeşile aktar. Ne oldu? Buradaki bütün vehicle'daki sistemlerin default gateway kim oldu? Yani şuradaki araç üzerindeki sistemlerin default gateway'i buradaki public değil artık. Layer 2 tünel kurduğu için, LAN bacağını birleştirdiği için tak şu firewall interface'i. IP'yi nereden alabilirler? DHCP firewall interface'ini alabilirler. Artık firewall onların sorumlusu. Yani şu iki farklı şube arasındaki iletişimi de firewall sağlayacak, şu ikisi arasındaki iletişimi. Güzel bir çözüm değil mi? Güzel. Yapabiliriz bundan. NAT mode diye bir yöntem var. Bu yöntemin en güzeli ne biliyor musunuz? En mükemmel tarafı. Bakın, bu trenlerde çok önemli özellikle. Bakın bir tane aracınız var. 10-10-XX-16 diye bu aracı IP bloğunu set ediyorsunuz, ayarlıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. 10-10-XX diye ayarlıyorsunuz. Bakın dikkat edin, öbür aracı da 10-10-XX diye ayarladınız. Dikkat edin, öbür aracı da 10-10-XX diye ayarladınız. Bütün araçlar aynı. Nasıl oluyor bu? Normalde değil. Ben Linux tünel kursaydım bu merkezde burası arasında böyle bir şey yapamazdım. Yani bu 10-10-X bende diye anons edecekti merkeze. Bu da anons edecekti. Merkez 10-10-X'e olan cevabı buraya mı gönderecek, buraya mı gönderecek? Ne yapıyoruz biliyor musunuz burada? Bu sistem bu tarafa connection bir tünel kurarken gidiyor buranın tünel interface'i PEP-VPN diye geçiyor. PEP-VPN Tunnel Interface. Tunnel 1. Gidiyor. Buradaki headquarter'daki bir tane PEP link var. Bu PEP link'in LAN bacağı network'ünden bir IP alıyor. Bakın 172.1.2 almış. Bu başka birisi alıyor, bu başka birisi alıyor. Şu network tünele girerken source NAT'a vuruyor. Source NAT'la merkeze sanki 172.16.1.3 gibi gidiyor. Böylece siz bütün araçlarda standart bir kurulum yapabilirsiniz. Bakın bir araçta kamera var, I/O cihazı var, CAN bus cihazı var, endüstriyel kompütür var. Hepsinin IP'si aynı. Standart ayarlıyorsunuz.
araca set olarak gönderiyorsunuz. O setin birebir kopyasını IP'leriyle beraber alıyorsunuz. Bir tane daha yapıyorsunuz. Öbür araca gönderiyorsunuz. Sağdaki her şeyiniz standart. Mükemmel. Peki diyeceksiniz ki ben merkezden bu tarafa doğru bir session initiate ettiğim zaman, başlattığım zaman ne yapacağım o zaman? O zaman da initiate ettiğiniz IP şu olacak. 172.16.1.2 olacak. Sanki bu bir internet açılan firewall'un dış bacağıymış gibi. Oradan da içeriye ne yapacaksınız? Ya port forwarding yapacaksınız ya da bir IP bloğunu bakın 172.16.1.200 arası mapleyerek tek tek burada kaç tane cihaz varsa o kadar mapping yapabilirsiniz. 172.16.1.2 tarafında bir mapping oluşturacaksınız. Yani her cihaz için bir IP mapping yapmış olacaksınız. Tabii burada büyük bir IP bloğuna ihtiyacınız var o zaman. Ama müthiş bir çözüm değil mi? Yani şu bütün sistem, yani şu Wacken'ın arkasındaki bütün sistem standart. Standart. Bu neyse buradaki de bu. Kameranın IP'si 10.11.2 ise burada da 10.11.2. Müthiş bir çözüm. İşinizi acayip kolaylaştırıyor. Ürünlere bakalım. Önce ücretsel teknolojiye bakalım. Ücretsel teknolojilere bakın. LTE'de bir LTE var. Bizim en çok şu anda piyasada en çok kullanılan LTE Cat 4. Dikkat ederseniz 150 megabit download, 50 megabit upload'a sahip. Kategori 4. Şu anda LTE diye geçiyor. LTE Advanced diye geçtiyse kategori 6. Bakın kategori 6. 300 megabit download, 50 megabit upload. Kategori 6. LTE Advanced Pro. Yani 5G'den bir öncesi. Hatta 5G'den bir öncesi aslında Kat 18. O da kategori 12. 600 megabit download, 120 megabit upload. Bir sonraki zaten bakın 20 gigabitlik performans upload ve download'a sahip 5G. Ya 5G geldikten sonra, 5G çıktıktan sonra piyasada donanımını, her şeyi üretmiş olan adam zaten piyasayı bir anda ilk birkaç sene belki de domine edecek. HD4 Max çok güzel bir cihaz. MBX. 4 tane LTE ya da LTE Pro bağlayabiliyorsunuz bu cihazı. 2,5 gigabit throughput'u var. Max Transit ve Max Transit Duo. Max Transit'te sadece bir tane LTE hattı var. Max Transit Duo'da iki tane LTE hattı var. PEPX'in STPM Power Management ünitesi. Bakın bu üniteyi kullanabilirsiniz. Çok güzel bir ünite bu. Sabit 52 volt DC veriyor POE cihazlarına. Kendisi 12 voltla besleniyor ama dışarıya bu gücü veriyor. Çok güzel. Bir de bu managed. Bu merkezden yönetebiliyorsunuz bunu. Managed power supply yani düşünün. In control'dan manage edebiliyorsunuz bu cihazı. Bütün voltaj bilgilerini falan izleyebiliyorsunuz, grafiklerini falan. SIM injektör. Bakın. Aracın bir tane cihazım var benim, tamam mı? Bakın hatta burada göstereyim o cihazı size. Gördünüz mü cihazı? Outdoor HD2 DOM. İki tane LTE interfezi var. Üzerinde LTE antenleri var. Entegre bir şey. Sadece lamba cihazını alacaksınız. O kadar. Bakın bu da tek LTE ile olan model. IP Max böyle bir IP 67. Outdoor bir ürün. Antenin içinde. Yönlü diyorum. Omnidirectional anteni. Bu da iki LTE'li. HD2 DOM. HD2 DOM. Tek LTE'li. Tekrarlıyorum. Geldik buraya. Aracın dış yüzeyine bu cihazı, IP67 cihazı bir kere konumlandırıyorsunuz. Aracın dışına bunu konumlandırdınız. Çok güzel. Buradan bir Ethernet kablosuyla aldınız. İçeriye bir tane SIM injektör denen bir kutu koydunuz. Bu SIM injektöre de 1, 2, 3, 4 tane SIM taktınız. Bakın SIM'leri buraya taktınız. SIM'leri buraya takmıyor. Normalde takabilirsiniz. Bakın bunun da SIM girişi var. HD2 DOM'un da SIM girişi var. Ama normalde takmıyorsunuz. SIM'leri buraya takıyorsunuz. Sonra HD2'nin ayarlarına giriyorsunuz. Bir tane remote SIM tanımlıyorsunuz. Diyorsunuz ki SIM injektörün IP adresi zaten belli. Şu IP adresi. Gidiyorsun diyorsunuz ki şu IP adresinin bir nolu slotundaki cihazı remote SIM 1 olarak al. Bunun pini şudur. Username password'u varsa odur. APN'i internettir, MGBS'dir vesaire vesaire. Sonra bir tane daha remote SIM tanıyorsunuz. Remote SIM 2. Ondan sonra burada kaç tane cellular oldu? İki tane cellular hattı oldu, değil mi? Bu cellular hattı sonra bunu üçüncüyü tanımlıyorsunuz. Remote SIM 3, Remote SIM 3, 4 diye. Ondan sonra gidiyorsunuz bunun birinci LTE hattına, cellular hattına diyorsunuz ki SIM A Remote SIM 1'dir, SIM B Remote SIM 2'dir.
dediğiniz anda birinci seller hattı Remote SIM 1'i kullanarak trafiği basıyor. Eğer Remote SIM 1'de bir sıkıntı olursa Remote SIM 2'yi devre alıyor. İkinci LTE hattı Remote SIM 3'ü kullanıyor canlı. Eğer onda bir problem olsa Remote SIM 4'ü kullanmaya başlıyor. Herkes her şeyi kullanabilir. Siz aracın içerisinde SIM'leri değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Mükemmel değil mi? Aracın dışına gidip de şunu demonte ettikten sonra içine açıp da bilmem ne yapmak zorunda değilsiniz. SIM injektörü işte böyle bir şey. SIM injektörün LAN'dan çalışan versiyonuna SIM injektör diyoruz. WAN üzerinden çalışan bir de bunun internet üzerinde data center'da olanını düşünün. Data center'da olması için bunun buradan bir IP adresiyle bu data center'daki Fusion Hub'a erişmesi lazım değil mi? Biraz önce bahsettiğim o konudan. Remote SIM'leri çekmesi için böyle bir şey lazım. Bu biraz daha karışık, komplike bir şey. Evet. Ekipmanlarımızı geçiyorum. Switch'i anlattım zaten. Bypass'ı da söylemiştim. Bakın bunlardan da bahsettim. Wi-Fi anten teknolojilerinden bahsettim kısaca. Aslında bayağı birazdan bitecek sanırım. Omnidirectional anten. Bakın bir tane elmayı düşünün. Elmanın girişindeki omnidirectional bir anten var. Bu anten omnidirectional yayın yapıyor. Elmayı ikiye bölün. İki tane prob oldu. Bu problar üzerinden vertical polarizasyon yaptığını göreceksiniz. Elmanın eğer gücünü arttırırsanız, elmanın gücünü diyorum, antenin gücünü arttırırsanız, mesela burası 2 desibellik anten, 6 desibel yaparsanız anteni, bakın yatayda genişliyor ama dikeyde daralmaya başlıyor propagasyon alanı. Dolayısıyla bakın şuradaki vertical polarizasyona bakın, genişliğine, yüksekliğine. Buradaki vertical polarizasyon daha ileriye, daha ileriye fakat daha dar açıyla enerjiyi fokus ediyor. Bakın bu yönlü anten. Enerjiyi daha da iyi fokus ediyor. Arka tarafa hiçbir şekilde patch anten. 9 desibel. Arka tarafa hiçbir propagasyon yok. Yönlü anten tamamen ön tarafa propagasyon yapıyor. Bu da sektör anten. Bu da sadece 90 derecelik alana propagasyon yapıyor. Bakın yandan baktığın zaman böyle, üstten baktığın zaman 90 derecelik bir alana propagasyon yapan bir anten tasarımı. Tabii araçlarda biz omnidirectional anten kullanıyoruz. Çünkü araçlarda yönlü anten kullanamazsınız ki. Aracın yönü değişiyor, bu tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Anten de nasıl konuşacak? Yani yönlü antenin yönü bu tarafa döndüğü zaman bu tarafta baz istasyonu var mı ki? Yok. Olmayabilir. Dolayısıyla yönlü anten kullanmıyoruz zaten araçlarda. Omnidirectional anten kullanıyoruz. Anten seçiminden bahsettim. Antenlerimizin her bakın Peplink sitesine girerseniz Puma 401 diye araç antenleri var. 4x4 MIMO. 4x4. 4 tane LTE SMA konektörü var. Bu ne demek? 2 tane LTE modemli bir HD2 buraya bağlayabilirsiniz. Tek antenle. Tek anten. Aksi takdirde şeyi düşünün. Normal 2x2 MIMO anteni düşünün. Bakın LTE 2 tane anten çıkışı kullanır. 2. 2x2 MIMO'dur çünkü. 4 anten çıkışı olursa ne olur? Birinci modem, ikinci modem. Eğer HD4 satın aldınız, içinde 4 tane modem var. Kaç anten kullanacaksınız? 4 tane anten mi kullanacaksınız? 2x2 MIMO'dan. Onun yerine bundan 2 tane kullanıyorsunuz. Çünkü bu 4x4 MIMO. Yine başka bir seçenek. Yine araçlar için. Yine araçlar için. Bunun da yine 2x2 aynı anda Wi-Fi yayını yapan, aynı anda GPS yayını alan modelleri var. Anten kablosu seçimi ile ilgili. Bakın bir timesmicrowave.com diye buradan anten kablosu kullanacaksanız eğer, çünkü anteni dışarıya bağladınız, modemi içeri aldınız değil mi? Ya da benim önerdiğim gibi antenin içinde olan direkt outdoor LTE routerlarımız var. Onları kullanabilirsiniz. Çünkü antenin içinde direkt ethernet kablosu alıyorsun, içerideki switch'e bağlıyorsunuz. O kadar. Ama anteni dışarıda, router içeride ise arasında bir anten kablosu çekmeniz lazım. Antenin tipi çok önemli. Antenin kaybı çok önemli. LMR200 mi kullanacaksınız? LMR195 mi kullanacaksınız? Ya daha alt seviye bir kablo mu kullanacaksınız? Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Anten kablosunun ne kadar uzun olursa o kadar kaybı fazla oluyor. Burada calculator üzerinden bu şeyi yaparak, hesabı yaparak seçmeniz gereken anteni mutlaka almanız gerekiyor. Bakın burada örnek LMR200 anten seçmişiz. 3,5 GHz'de, bakın 3,5 GHz'de 82 fit 82 fitlik bir, yani 25 metre mesafede, 82 fit 25 metre mesafede bir antene ihtiyacım var. LMR200 kullanırsam ne olur? Bakın LMR200 kullanırsanız kaybınız 18,3 desibel olur. 18,3 desibel. Çok yüksek bir değer. Bu benim antenin yeterli kazancından çok daha düşük bir yüksek bir değer antenin kazancına göre. Dolayısıyla benim için sinyali odaklayamadığım bir durum söz konusu oluyor. Onun yerine
Ne yapıyorsunuz? LMR 400 ya da LMR, bakın LMR 600 kullandığınız zaman kaybınız 5 desibele düşüyor. Daha kalın bir anten. Bayağı baş parmağım gibi koca bir anten. Eğer SISO anten kullanırsanız, bakın burada olduğu gibi SISO anten tek tane çıkışlı. Two-way splitter'la bu antenleri LT router'a paylaştırabilirsiniz. Ama ayrıca bir tane splitter koyacaksınız. Bu splitter'lar buradan gelen gücü ikiye bölerler. Yarı yarıya bölerler. GPS. GPS datasını alma ile ilgili de bizim dedik ya, InControl diye bir yazılımımız var. Bu cloud üzerinden yönetilebiliyor ya da on-premise olarak kullanılabiliyor. Bunun GPS diye bir özelliği. Bizim bu LTE routerların çoğunda %99'unda GPS özelliği var. GPS anteni taktığınız anda aktif oluyor. Ve bu GPS datası neler yapabilirsiniz? Bir, GPS datasıyla bir aracın güzergahı boyunca, yolu boyunca aracı takip edebilirsiniz. Nerelere uğradığını takip edebilirsiniz. Real time olarak. İsterseniz aracın güzergahı ile ilgili bu bilgileri GPX formatında dışarıya alabilirsiniz. Sonra onu başka bir yere import edebilirsiniz yazılımınıza. Aracın hız bilgisini, bakın aracın hız bilgisini farklı renk kodlarıyla. Şimdi renk kodlarını belirlersiniz. Bakın burada renk kodları yapmışız değil mi? Görüyor musunuz? 50-60 mph, işte bu tabii bize göre değil. 40 mph'da kırmızı göster. 60 mph'da kırmızı göster. 60 mph'in üzerine çıktığı anda bakın buralarda kırmızı ya da pembe göstermeye başlıyor. Ve ben burada hız sınırını aştığını görüyorum aracın. Ve araç kullanıcısına uyarımı yapıyorum. Hücresel kapsam alanını tek tek bana raporlayabiliyor. Yani araç hareket ederken, bakın araç burada ve hareket ederken araç şu yol boyunca her noktada sinyal seviyesini bakın burada -78, -80 ve koordinat bilgisine göre ben buradan görebiliyorum. Kalitesine ve koordinat bilgisine göre görebiliyorum. Geofencing denen bir özellik var. Nedir bu geofencing özelliği? Araç bir alan belirliyorsunuz, çiziyorsunuz yuvarlak kare. Diyorsunuz ki araç bu alana girdiği zaman belli bir aksiyonu devreye alsın. Wi-Fi'ni kapatsın. Bir yere e-mail notifikasyon göndersin. Aracımın oraya girdiğini bileyim. Ya da araç İstanbul şehrinin dışına çıktığı zaman, sınırların dışına çizdiniz. Çıktığı anda bana bir e-mail notifikasyon gelsin. Uzaktan Wi-Fi otomatik olarak kendini kapatsın. Bir tane HTTP ya da HTTPS bir notification oluşsun. Ya da ben aracın üzerindeki bir şeyi devreye alayım. Yani o şey benim merkezdeki bir şeyi mi tetiklesin? O tetiklenen şey de gitsin aracın üzerindeki bir şeyi tetiklesin. Vesaire vesaire, yani aklınıza gelecek her şeyi yapabilirsiniz. Ve aynı şey araç tekrar o zonun içine girdiği zaman da yine farklı kodlar uygulansın. Çıktığı zaman farklı, girdiği zaman farklı gibi şey yapabiliyorsunuz. GPX datasını biraz önce söylemiştim. Bu GPX datası GPS bilgileri yani. Bu GPS bilgilerini dışarı alıyorsunuz. Dışarı alırken ikinci şekilde NMA ile alabiliyorsunuz. NMA ile nasıl alırsınız? NMA. Ay, burası yanlış olmuş ya. Pardon. Şöyle olacak. Şimdi GPX ile veriyi aldık. Bakın bir de NMA ile alıyoruz. NMA bir format. Denizcilikte çok kullanılır. NMA GPS'ten aldığınız bir raw datadır. Bakın burası raw data. Bu raw datanın içerisinde konum bilgisi, dünya geneline göre konum bilgileri vesaire, enlem boylam vesaire, o bilgiler. Koordinatlar yani, diyeyim ben size. Koordinat bilgileri. Bakın merkezde bir tane bilgisayar var. Bu bilgisayara bir tane NMA listener, NMA alıcı bir yazılımınız var, tamam mı? Benim bilgisayarım, benim peplink router'um, bunun UDP ya da bu hangisini kullanıyorsa artık, TCP kullanıyorsa TCP, UDP kullanıyor UDP, portuna direkt bu NMA datasını direkt basabiliyor. İkincisi, eğer böyle bir uygulamanız yoksa bu sefer bilgisayar, bak bu uygulama çok güzel çünkü router'un kendisi basıyor. Yani NMA kendisi buradan bir bilgi beklemiyor. Bu basıyor. Dolayısıyla burada bir statik IP'ye de ihtiyacım yok benim. Ama burada bakın bilgisayarın üzerindeki yazılım bana bir TCP socket connection kurmak zorunda. Hatta LAN bacağıma kurmak zorunda. Tünelde geliyor tünelin içerisinden. Burada da bir tane peplink kimin olduğunu düşünün. İkisi de tünel kurmuş. Bu benim LAN bacağıma geliyor. LAN bacağımın üzerindeki bu TCP porta erişip TCP socket uygulamasıyla bu bilgiyi alabiliyor. Ya da bu bilgisayara bir tane virtual comport yazılımı kuruyorsunuz. Bu yine LAN bacağıma gelip benim burada bir tane virtual comport oluşturuyor.
Virtual Comport ne zaman lazım? Sizin uygulamanız sadece Comport'tan EMA bilgilerini okuyabiliyorsa, o zaman Virtual Comport'u uygulamasını yüklüyorsunuz. Driver PEP'in listesinde var. Yüklüyorsunuz. Ya da üçüncü seçenekte Fit on Script yazıyorsunuz. Yine LAN bacağıma erişip WAN bacağımdan bilgi alamıyorsunuz yalnız. Onu söyleyeyim. Eğer WAN bacağımdan ya da başka bir şey de almak istiyorsanız, o zaman NMA listening yöntemini kullanmanız lazım. Evet. GPS ile ilgili de söyleyeceğim bu kadar. Gerçekten dinlediğiniz için çok sağ olun. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Bu videonun, bu eğitimin videosunu Vitel'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz.